Aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen Kanada'nın doğu kıyısındaki X merkezinde yıllık sıcaklık ortalaması 6 dereceyken İngiltere kıyısındaki Y merkezinde yıllık sıcaklık ortalaması 11 derecedir demiş. Bu durum neyle açıklanır demiş. Şimdi dikkat edin, şuradan aklınızda daha kolay kalsın diye şöyle bir harita açalım. Şimdi Kanada'nın doğu kıyısı, şurası Kanada ya, doğu kıyısı da şurası bir yer. Şurayı alalım, buraya K merkezi diyelim hadi. Buradaki ya da hatta ismini bile yazmaya gerek yok. Şurayı şöyle işaretleyelim. Buradaki sıcaklığa ne demiş? 6 derece demiş. Aynı enlemde yaklaşık olarak bak. Aynı enlemde şurası İngiltere zaten. İngiltere'de Y merkezinde sıcaklık 11 derece demiş. 11 derece. 5 derecelik fark var. Bu ikisi arasındaki sıcaklık farkı aynı enlemde olmasına rağmen neyle açıklanır demiş. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Buradan gelen Labrador soğuk okyanus akıntısı, şuradan da gelen Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı buranın sıcaklığından daha düşük olmasına ya da buranın daha yüksek olmasına sebep olmuştur. Yani okyanus akıntılarıdır burada farklı sıcaklıklar oluşmasını sağlayan şey. Bakıyorum iki kıyıda etkili olan okyanus akıntılarının özellikleri zaten verdi. Doğrudan cevap Adana. Diğer şıklara da bir bakalım. Bitki örtüsünün farklı olmasıyla, bitki örtüsünün farklı olması sıcaklık üzerinde etki belki yaratır ama bu kadar büyük bir etki yaratmayacaktır. Çünkü bitki örtüsü sıcaklığı etkileyen bir faktördü ama böyle 5 derece aynı enlem üzerinde 5 derecelik bir etki yaratmayacaktır. Yükselti ve yer şekillerinin farklılık göstermesi demiş. Bir kere bunların yükseltileri aynı. Nereden anlıyorum? İkisinde de kıyı demiş bak dikkat edin. Kıyıda İngiltere kıyısında, Kanada'nın doğu kıyısında. Demek ki yükselti sıfır. Deniz seviyesinde olduğu için bu ikisi de yükselti ve yer şekilleri farklı değil gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu da etkili olamaz sıcaklık üzerinde. İngiltere ve Kanada'nın kutba uzaklıklarının farklı olması değil. Çünkü zaten şurada ikisinin de aynı enlem üzerinde olduğunu söylüyor. Kutba farklı uzaklıkta olması mümkün değil. Eşit uzaklıkta bunlar kutba. Bu da olmuyor. Kanada'nın kuzey, İngiltere'nin de batı yönlü rüzgarların etkisi altında kalması. Bununla da konunun bir alakası yok. İkisinin etkisi altında kaldığı sürekli rüzgarlar da aynıdır zaten. Dolayısıyla burada cevabımız bizim Adana oldu. Grönland, Norveç ve Kanada gibi kutba nispeten daha yakın olan bölge ve ülkelerde özellikle Haziran-Ağustos ayları arasında güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalamaları genel olarak düşüktür demiş. Bu durumun temel nedeni hangisidir demiş. Şimdi özellikle 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre'de tüm merkezler en uzun gündüzlerini yaşarken Grönland, Norveç, Kanada gibi Kuzey Kutup Dairesi'ne sınırı olan ya da Kuzey Kutup Dairesi'nin de daha kutba yakın yerlerinde bölgesi olan ülkeler 24 saatten fazla uzun gündüz yaşarlar. Çok uzun gündüzler yaşarlar. Güneşi uzun süre görürler. Fakat sıcaklıkları düşük olur. Bunun sebebi orada güneşin sadece aydınlatmasıdır. Isıtmaya yetecek enerjisinin olmamasıdır. Niye ısıtmaya yetecek enerjisi yok peki? Çünkü çok dar açıyla geliyor. Çok dar açıyla geldiğinde atmosferdeki tutulma fazla oluyor. Güneşi görüyorsun ama enerji çok fazla dağıldığı için sıcaklık düşük oluyor. Dolayısıyla bu durumun temel sebebi güneş ışınlarının çok dar açıyla gelmesidir. Güneşlenme süresi uzundur. Güneşi görürsün ama dar açıyla geldiğinde enerji kaybı fazla olduğu için yani bunu şeye de bağlayabilirsiniz. Dünyanın şekline de bağlayabilirsiniz. Dünyanın şeklinden dolayı da diyebilirdik yani burada. Bursa deriz cevabına bu sorunun yani. Coğrafya dersinde bir öğretmen öğrencilerine yükseltinin sıcaklık üzerinde etkisini anlatırken yukarıdakilerden hangilerini örnek olarak verebilir demiş. Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini anlatacağız. Yükselti sıcaklık ilişkisini konuşacağız. Yani bununla ilgili örnek vereceğiz daha doğrusu. Bakalım öncüllere. Bir dağ yamacında yükseldikçe bitki örtüsünün değişiklik göstermesi. Niye değişir bitki örtüsü? Çünkü sıcaklık değişir. Sıcaklık niye değişir? Yükselti değiştiği için değişir. Sıcaklık yükselti ilişkisidir. Yani bu örnek verilebilir. Biri alalım.
Yani şunu söylemek istiyor aslında, bir dağ yamacı boyunca mesela burası deniz seviyesi olsun. İşte deniz seviyesine yakın yerlerde geniş yapraklı, biraz daha yukarıya doğru çıktığınızda hem iğne yapraklı hem geniş yapraklı, yani karışık. Biraz daha yukarı doğru çıktığınızda iğne yapraklı, biraz daha çıkınca çayırlar, biraz daha çıkınca bitki örtüsünün olmaması. Yani bitki örtüsünün bu şekilde değişiklik göstermesinin sebebi sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değişmesidir, azalmasıdır. Biri aldım. Aynı dağın kuzey ve güney yamacında kalıcı kar sınırının farklı olması. Şimdi karşılaştırdığı yer aynı dağ ve bu dağların kuzey ve güney yamaçlarındaki sıcaklıkları karşılaştırıyor. Örnek veriyorum, şuraya bir güneş koyduğumda burada bakı etkisi, atıyorum burası güney olsun, burası da kuzey yamaç olsun. Güney yamaç olduğu için buradaki sıcaklık daha fazla diyorsam, buradaki neden yükselti değildir. Yani kuzey yamaca göre daha sıcak olmasının nedeni yükselti değildir. Bakıdır. Yani bakı sıcaklık ilişkisidir buradaki olayımız bizim. İkiyi almadım yani. Ekvatoral bölgedeki bazı dağlarda buzullara ve kalıcı karlara rastlanması. Evet, dağlarda diyor. Çünkü yüksek olduğu için soğuk oralar. Yükselti sıcaklık ilişkisiyle açıklarsınız. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamasının azalmasını da yine aynı şekilde açıklayabilirsiniz. Çünkü batıdan doğuya doğru gidildikçe Türkiye'de yükselti artar, Doğu Anadolu bölgesine doğru gidildikçe. Dolayısıyla sıcaklık ortalamaları da düşecektir. Yani 1, 3 ve 4 cevap Denizli olur. Aşağıdaki tabloda 4 merkezin gerçek sıcaklık değeriyle indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu merkezlerin yükseltisi en az ve en fazla olan aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi indirgenmiş sıcaklığı şöyle tanımlayabilirim. Şurası deniz seviyesi olsun, 0 metre olsun. Şu seviyede 800 metre olsun. Buraya bir X merkezi koyalım. Bu X merkezinin sıcaklığı da gerçek sıcaklığı, termometre sıcaklığı 26 derece olsun. Bu gerçek olan sıcaklık. Şimdi deniz seviyesinden yukarıya doğru çıktıkça, hareket ettikçe şöyle şu doğrultuda her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır. Değil mi? Yukarıya doğru çıktıkça sıcaklığım 200 metrede 1 derece azalıyor. Peki 0 metreden bu X merkezine, yani 800 metreye çıktığımda sıcaklık kaç derece azaldı? 800'ü 4'e bölersem 4 derece çıkar. Yani buradan buraya çıktığımda sıcaklığım benim 4 santigrat derece azalmış oluyor. O azalmış hali 26 santigrat derece. Peki ben burayı X merkezini deniz seviyesine indirgersem nasıl olur? Ne demek deniz seviyesine indirgemek? Yani X merkezini 800 metrede değil de 0 metrede kabul ediyorum demek. X merkezini 0 metreye indirdiğiniz zaman az önce 800 metreye çıkarken kaybettiği 4 dereceyi tekrar ona iade etmek durumundayız. Sıcaklık artacak çünkü. O zaman elimde 26 derecelik bir gerçek sıcaklığı vardı X merkezinin. Ben X merkezini artık indirgedim, deniz seviyesine indirgedim. Dolayısıyla o 4 derecesini iade ediyorum ona tekrar. Yüksekte değil, öyle kabul ediyorum çünkü. Ve indirgenmiş sıcaklığını 30 santigrat derece olarak buluyorum. Yani X'in gerçek sıcaklığı 26 dereceyken deniz seviyesini alırsam bu sıcaklığı 30 santigrat derece çıkacaktır. Bu da indirgenmiş sıcaklıktır. Bir yerin gerçek sıcaklığıyla indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark ne kadar fazlaysa yükselti o kadar fazla demektir. Mesela burası 800 metrede değil de 1600 metrede olsaydı, yani iki katı olsaydı, 4 derecede burada gerçekle indirgenmiş arasında 8 derecelik sıcaklık farkı oluşacaktı. Tekrar söylüyorum. Bir yerde gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark ne kadar fazlaysa o yer o kadar yüksek demektir. Şimdi biz en az yükseltinin en az olduğu ve yükseltinin en fazla olduğu yeri arıyoruz. Yani gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki farklara bakacağız. 22, 2, 2 derecelik fark var. Eksi 3, 8. 11 derecelik fark var burada. 2, 18, 16 derecelik fark var. 11, 15, 4 derecelik fark var. Farkın en az olduğu K merkezi. O zaman dikkat edin, yükseltisi en az olan K merkezi olur. Yani ya bu ya bu. Farkın en çok olduğu da bakıyorum şuradaki M merkezi. O zaman yükseltinin en fazla olduğu da M merkezidir.
Buradan şöyle buldum. Demek ki bu sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Rüzgarlar geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini ulaştıkları yerlere taşıyarak sıcaklığı arttırıcı ve ya da azaltıcı yönde etkili olurlar. Söz gelimi denizden karaya doğru esen rüzgarlar yaz aylarında serinletici etkide bulunurken kış aylarında ılıtıcı etki gösterirler. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnektir? Dikkat edin. Denizden karaya doğru diyor. Karadan denize doğru diyor. Yaz aylarında işte serinletici etkide bulunur diyor. Kış aylarında ılıtıcı bir etkide bulunur diyor. Bu karaların ve denizlerin farklı ısınma özellikleriyle ilgili bir durumdur. Yani örnek vermem gerekirse şurada ne demiş? Denizden karaya doğru esen rüzgarlar yaz aylarında. Ha, yazı alalım mesela. Yaz mevsiminde kara denize göre daha fazla ısınacağı için daha sıcak olur. Deniz daha serin olacağı için, daha geç ısınacağı için özür dilerim, daha serin olur. Dolayısıyla denizden yaz aylarında karaya doğru rüzgar estiği zaman böyle daha serinletici bir etki yaratacaktır. Kış aylarında da tam tersini görebilirsiniz. Dolayısıyla burada karaların ve denizlerin farklı ısınma özellikleri söz konusudur. Bunu sağlayan şey bu farklı ısınma özellikleridir. Onu da zaten D şıkkında bulabiliyorum. Enlem, yükselti, bakı ve şu okyanus deniz akıntılarıyla ilgisi yok konunun. Bir yerde sıcaklığı etkileyen en önemli faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır, düşme açısıdır. Güneş ışınlarının geliş açısını belirleyen çeşitli etkenler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen faktörler. Bulunduğunuz enleme göre güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Yani enlem bunlardan biridir. Ekvatora yakın enlemdeyseniz güneş ışınlarının düşme açısı büyükken kutuba yaklaştığınız yerde güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Bu var. Bakı da etkilidir. Güneş ışınlarının düşme açısı eğer siz güneşi bu yönden görüyorsanız o zaman buradaki açı daha büyük olacak. Şu arka taraftaki şu yamaçtaki şey farklı olacaktır. Açı farklı olacaktır. Bakı da etkilidir güneş ışınlarının düşme açısında. Eğim koşulları da etkilidir güneş ışınlarının düşme açısında. Günlük hareket de etkilidir. Çünkü dünya kendi ekseni etrafında döndüğünde yani günlük hareketini yaptığında işte güneşin karşısından geçerken sabah oluyor. Sabah olduğunda eğik açıyla, öğlen olduğunda büyük açıyla, akşam olduğunda yine eğik açıyla görüyorsunuz. Dolayısıyla gün içerisinde de bu güneşinden düşme açısı değişir. Ama bulunduğunuz yükselti basamağına göre güneş ışınlarının düşme açısı değişmez. Yani siz düzlemi aynı tuttuğunuz takdirde 4000 metreye de çıksanız, 3000 metreye de çıksanız aynı açıyla alırsınız güneş ışınlarını. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Edirne olacaktır. Güneş ışınlarının dik veya dike yakın açılarla geldiği ekvator ve çevresinin normal şartlarda dünyanın en sıcak yerleri olması gerekirken en sıcak yerlerin yengeç ve oğlak dönencesi çevrelerindeki kara içleri olduğu tespit edilmiştir. Dikkat edin şimdi burada bu ifadeye karanın içi, karasallıktan bahsediyor. Tespit edilmiştir. Bu durum şu özelliklerden hangilerinin etkisiyle açıklanabilir demiş. Şimdi söylediği şey şu. Diyor ki ekvator güneş ışınlarını büyük açıyla alıyor. Nereye göre? Dönencelere göre 23-27 kuzey ve 23-27 güneye göre daha büyük açıyla alıyor ekvator. Buna rağmen sıcak olan bu dönencenin çevresindeki kara içleri ama ekvator bunlar kadar sıcak değil diyor. Sebep nedir diyor? Çünkü ekvator yıl boyunca yağışlıdır. Yıl boyunca yağış olduğu zaman ne olur? Aşırı ısınamaz, nemli olur. Nemli olan bir yerde aşırı ısınma, aşırı soğuma olmaz. Ekvatordaki nem miktarı fazla olduğu için orası güneş ışınlarını büyük açıyla alsa da hissedilen sıcaklık yüksek olsa da gerçek termometre sıcaklığı bir Sahra çölündeki kadar ya da Namib çölündeki kadar değildir. O kadar ısınmaz. Dolayısıyla ekvator çevresinde nem miktarının fazla olması bunun sebebidir. Ve hatta şöyle de diyebilirdi bu ifadeyi. Dönence çevresinde nem miktarının az olması da diyebilirdi. Ama zaten bunu kara içleri falan diye ifade etmiş. Dolayısıyla buraların karasallık özelliğinden dolayı sıcak, ekvatorun da nem özelliğinden dolayı, nemliliğinden dolayı daha dörencelere göre serin kaldığını söyleyebiliriz.
biri aldım. Dönence civarındaki engebe, bu konunun engebeyle bir bağlantısı yok. Eğim ve bakı koşullarıyla da bağlantısı yok bu konunun. Burada etkili olan tek faktör Adana'dır yani. Cevabımız yalnız bir oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanların hangisi yazla kış ayları arasındaki sıcaklık farkları daha fazladır? Bir kere yazla kış arasındaki sıcaklık farkının fazla olması mevsim demektir. Yani bunlardan mevsimler hangisinde oluşuyor, hangisinde oluşmuyor? Bir kere mevsimler orta kuşakta oluşur. Yani 4 numaralı merkezde mevsim oluşmaz. Burası çünkü tropikal kuşaktır. Burayı çizdik. Peki. Ondan sonra elimde 1 kaldı, 2 kaldı, 3 kaldı. Bunun 3'ü de orta kuşakta. Bu arada 5 de orta kuşakta. Peki. Bunların arasında nasıl bir ayrım yapacağım? Bunların arasında da şöyle bir ayrım yapacağım. Tamam, yazla kış arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yer orta kuşaktır ama bir de orta kuşakta karasal özellik taşıyan yerler denizel özellik taşıyan yerlere göre daha yıl içerisinde sıcaklık farkını yaşarlar. Dolayısıyla bakın bir deniz kenarında orta kuşakta ama bir 3 kadar kara içinde kalan 3 numaralı merkez kadar yıl içinde sıcaklık farkı oluşmayacaktır. Ya da 2 de yine aynı şekilde. 3 kadar sıcaklık farkı oluşmayacaktır. Bak orası da Kuzeybatı Avrupa'da şey sonuçta deniz kenarını vermiş. Kuzeybatı Avrupa zaten nemli bir yer. 5 numaralı bölgeye geldiğimiz zaman orası da deniz kenarında bir yer. Dolayısıyla burada benim arayacağım yer sıcaklık farkının fazla olmasını istiyorsam hem orta kuşakta hem de karasal bir yer olması lazım. Bu tanıma da 3 uyuyor. O zaman bu sorumuzun cevabı Ceyhan olur. Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdaki yerlerden hangisinde sıcaklığın daha fazla olduğu söylenebilir. Dikkat edin, Ocak ayı diyor. Ocak ayında Kuzey Yarımküre kışı yaşar. Ocak ayında Kuzey Yarımküre kışı yaşar ama Güney Yarımküre yazı yaşar. O zaman ben Güney Yarımküre'de bir yer bulursam burada, bu durumda sıcaklığın daha fazla olduğu yeri bulmuş olurum. Bunların içerisinde Güney Yarımküre'de olan tabii ki Arjantin'dir. Amerika kıtasının şu bölgesinde bakayım, hatta şuradan da gösterebilirim, evet. Güney Yarımküre'de bakın şurası Arjantin'dir, şu bölge Arjantin'dir. Amerika'nın güneyi demiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin şurayı vermiş. Çin'in doğusu demiş. Çin şurası, doğusu şurası. Kuzey Batı Avrupa demiş. Bak hepsi Kuzey Yarımküre. Libya'nın kuzeyinde. O da yine aynı şekilde Kuzey Yarımküre'de. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Aşağıda dünyada yıllık sıcaklık farklarının dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Buna göre yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Hemen bakalım. Yıllık sıcaklık farkları Kuzey Yarımküre'de Güney Yarımküre'ye göre daha fazladır. Bakın bu yıllık sıcaklık farkını veriyor ve 65'i görüyorum. Güney Yarımküre'de hiç böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. Dönenceler çevresindeki sıcaklık farkları ekvatora göre daha fazladır. Dönenceler çevresinde 15 derece sıcaklık farkı varken ekvatorda 5 derece sıcaklık farkı var. Demek ki doğru, daha fazladır. Bu da doğru çıktı. Yıllık sıcaklık farklarının fazla olduğu yerler dünyanın nemli bölgeleridir. Tam tersi, yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerler, mesela burası dünyanın en nemsiz yerleridir. Sert karasal iklimin görüldüğü bölgelerdir burası. Sert karasal iklimde sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir zaten. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. 1 ve 2, yani Ceyhan doğru cevabı olur bu sorumuzun. Bir öğrenci coğrafya öğretmenin isteği üzerine troposfer katmanındaki yükselti ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafiği sınıf tahtasına çizecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini çizerse öğretmenin istediğini doğru bir şekilde yerine getirmiş olur. Şimdi troposferde olay neydi bizim? Burası bir dağ olsun, sıfır metrede bir yer olsun. Yukarıya doğru çıktığınızda dağın yamacına tırmanırken ya da yukarıya doğru çıkarken her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalırdı. Troposferdeki olayımız bizim buydu, değil mi? O zaman yükselti arttıkça sıcaklığın azaldığı grafiği bulacağım. Şimdi bu grafiklerdeki temel mantık da şu. Örnek veriyorum. Şurası sıfır, burası derece demiş ya.
10, 20, 30, 40 diye gitsin. Hadi burayı sallayayım 40 derece olsun. Yükselti de atıyorum burası işte 300 olsun, 600 olsun, 900 olsun. Böyle yükselti de bu tarafa doğru artıyor. Sallıyorum. Yükselti 300 metreyken bakın sıcaklık buradayken bu kadarken yükseltiyi 600 metre çıkarttığınızda dikkat edin sıcaklık da buna bağlı olarak yukarıya doğru çıktı. Anlatabildim mi? Grafiğin olayı bu. Burada bizim tabii düzenli olarak azalması lazım. O yüzden şu grafik olmaz zaten. Yani bu olmaz. Çünkü bu bir değişmiş sonra bir farklı yöne doğru gitmiş. Bizim düzenli olarak azalması lazım. Hem de periyodik olarak azalması lazım. Bu da olmaz buna bağlı olarak. Bu hep aynı kalmış. Bu zaten olmaz. Şimdi şuna bakalım. Yükselti arttıkça sıcaklık da bununla birlikte artıyor. Doğru orantı var yani. Ama bana yükselti arttıkça sıcaklığın azaldığı bir durum lazım. Bu olmaz. O zaman C kaldı elimde bir tek. C'ye baktığımda mesela örnek veriyorum. Yükselti şu seviyedeyken sıcaklık bu seviyede. Yükseltiyi arttırdığınızda yani şuraya getirdiğinizde bakın sıcaklık bununla birlikte aşağıya doğru inmiş oldu, düşmüş oldu. Yani yükselti arttıkça sıcaklık azalmış oldu. Şu grafikte cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar.